Değerli Sahteti Türk izleyicileri merhaba. Kusursuz plana hoş geldiniz. Yaratılış kitabında Tanrı'nın İbrahim'le yapmış olduğu antlaşmanın birçok ayetlerini okuruz. Ve Avram'la ilgili Tanrı'nın planını Tanrı ona anlatırken, ona gösterirken sadakatle onun yanında olduğunu hep beraber ayetlerden okuruz. Fakat bir kişiden bugün size bahsetmek istiyorum. O da Avramın yeğeni Lut. Lut Avramla beraber davrandı. Avram Mezopotamya'ya, Harrana, kutsal topraklara ve orada kıtlık olunca Mısır'a gidince ve Mısır'dan geri döndüğünde Lut hep Avramın yanındaydı. Ve Lutla Avram arasında şöyle bir ilişki vardı. Lut her zaman Avram'ın yanındaydı. Ama Avram Rab'be bakıyordu. Lut Avram'a bakıyordu. Çünkü Avram'ın malları bereketle çoğalırken Lut'un gözleri hep Avram'ın malında mülkündeydi. Bu girişten sonra aslında ben size 14. bölümden 13. bölümden 14 ve 16. ayetleri okumak istiyorum. Çünkü burada Rabbin yine Avramla yapmak istediği bir vaat var. Bunu size okumak istiyorum. Bakın 13. 13. bölümde 14. Lut Avramdan ayrıldıktan sonra Rab Avram'a bulunduğun yerden kuzeye, güneye, doğuya, batıya dikkatli bak dedi. Gördüğün bütün toprakları sonsuza dek sana ve soyuna vereceğim. Soyunu toprağın tozu kadar çoğaltacağım. Öyle ki biri çıkıp da toprağın tozunu sayabilse senin soyunu da sayabilecek. Kalk sana vereceğim toprakları boydan boya dolaş. Bakınız bu ayetlerde Avram hem ona vaat edilen toprakları gösterdi hem de senin soyunla e, e, toprağın tozu kadar çoğaltacağım dedi. Şimdi burada Rab'be bakan Avram'ı görüyoruz ve Avram'a bakan Lut'u görüyoruz. Ben size biraz da Lut'un durumundan bahsedeceğim. Lut Avram'la beraber dolaşırken en son Sodom ve Gomorra'ya yerleşmeye karar verdi. Ve bütün malını mülkünü oraya getirdi. Ama orada insanlar kötüydü. Rab'bin hoşnut olmadığı işleri yapıyorlardı. Ve Lut yasaya bağlıydı. Yasanın gereklerini yerine getiriyordu ve başka bir işle ilgilenmiyordu. Yani dünyada yaşıyordu, benlikte yaşıyordu. Sadece yasanın gereklerini yapıyordu ve Lut kötü olanı yapıyordu. Avram Avram Rabbe bakıyordu ve Rabbe itaatle, sadakatle hizmet ediyordu ve Rab onu bereketliyordu. Hatta Lut bir ara savaşta yenik düştü, esir düştü. ...ve Avram gidip yine onu kurtardı. Ve Avram bir şekilde bütün dualarında Lut'tan bahsederken... ...onun daha iyi olması için bahsederken Lut... ...dünyasal işlerde ve Avram'ın malında mülkündeydi gözü. Avram'ın gözlerini kulaklarını Rabbi çevirdiği zaman Lut ne yapıyordu... Lut, Sodom ve Gomorra'da kötü insanlarla birlikteydi. Malın mülkü çoğalıyordu ama yine gözleri Avram'daydı. Fazla vakit geçirmeden aslında size buradan yeni antlaşma ayetlerine geçmek istiyorum. Çünkü Galatyalılar 3.15'te öyle bir ayet var ki bu ayeti sizlere paylaşarak sözlerime devam ediyorum. Kardeşler, evet Galatyalılar 3.15'i okuyorum. Kardeşler, İnsan yaşamından bir örnek vereyim. İnsanlar arasında yapılmış bile olsa onaylanmış bir antlaşmayı kimse geçersiz saymaz ona bir şey eklemez. Rabbin Avram'la yapmış olduğu antlaşma Tanrı ile insan arasındaki antlaşma ama bu tek taraflı. Çünkü Tanrı kime yemin etsin kime vaat versin ama İbrahim'e verdi ve dedi ki senin soyunu çoğaltacağım ve toprağın tozu kadar çoğaltacağım. Ve Galatyalılar 3.19'u size bir daha okuduğum zaman göreceğiz ki İsa Mesih'i işaret eden ayetler şimdi tam buradadır. Ve 3.19 öyleyse yasanın amacı neydi? Yasa suçları ortaya çıkarmak için antlaşmaya eklendi. Vadi alan ve İbrahim'in savundan olan kişi ki biz kişi olarak okuduğum şey Grekçe'de tohum demektir gelene kadar İbrahim'in soyundan olan kişi gelene kadar yürürlükte kalacaktı. Melekler yoluyla bir aracı eliyle düzenlendi. Bu aracı İsa Mesih'tir. Tohum İsa Mesih'tir geldi ve bu tohum gelişerek iman yolunda Rabbin yolunu açtı ve imanla ve yasa ortadan kalktı. Ortadan kalkmadı. Yasa tamamlandı ve İsa Mesih'tir. ...bu yasayı tamamlayan. Evet bugün aslında sizlere Avram'ı, İsa, Mise'yi anlatırken... ...Lut'u da anlatmaya çalıştım. Bugün çevremize baktığımız zaman... ...dünyasal işlerini yapan, işleri iyi olanlar var. Ama Tanrı'yı arıyorlar. Ve... Ayetlerde göreceğiz ki eski antlaşmada Lut'un başına gelenler sadece dünyasal işlerini yaptığı için değil, aynı zamanda kötü insanlar arasında yaşadığı için de. Ve Lut için kötü yaşantı içinde olan Sodom ve Gomorra'da yaşayanlar için Avram ne yapıyordu biliyor musunuz? Onlar için dua ediyordu ve onlar için dua ettiğinde bunu gerçekten yürekten yapıyordu ve bunu bilen tek kişi Rabb'dir. Rabbin kendisidir yüreklerde geçeni bilen. Ama Lut hiçbir zaman yüreğinden Rab'le bir işbirliği yapmadı. Ve sonu da Avram gibi olmalı, olmadı. İtaatle, sadakatle yaşayanlar Rabbin yerinde, yanında yerini alır. Değerli Sahtetü Türk izleyicileri, Kusursuz plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.